hoş geldiniz. İlk kez bunu böyle yapıyoruz biz. Onun için biraz heyecanlıydım demin ama şimdi daha iyiyim. Ama Türkçe yaptığım için yine biraz heyecanlıyım. Ama yeniden hoş geldiniz. İlk kez albümü size dinletmek istiyorum. Ama ilk önce içeceklerle ve baklavayla başlayabilir miyiz? Ya albümü film olarak yapmak için, film müziği. İlham almak için ilk önce Los Angeles'a gittik. Ondan sonra bu sefer daha çok Türkçe'ye doğru müzik yapmak istediğim için Türkiye'ye gittik, Dacia'ya gittik. Bilmiyorum Fuat Sakay'ı tanır mısınız? Onun bir stüdyosu var. Şimdi bu stüdyo çok özel bir yer. Bir dağın üstünde bir ev yaptım ve dağı anladınız. O dağın içinde bir stüdyo yaptım. Bunu da gençler için yaptı. Oraya gidebilirsin ve kayıtlar yapabilirsin. Biz oraya gittik. Bazen ritim assignment veriyordu. 2 saat sonra yani ben o ritim üstünden müziğimi yapmıştım. Geri geldiğinde hiç beğenmezdi. Çünkü bambaşka bir yere gittiniz, bu ne? Çok modern bu. Hayır dedim, bak ben böyle istiyorum bunu. Ben bunu böyle yapacağım. Size şimdi bir ilk şarkımı dinletmek isterim. Bu music book şeydi. Love Story. Where do I begin? Onu bir stüdyoda her notayı ayrı kaydettik. O kaydettiğimizde onu dijital piyanoya verdik. Yani her si bemol, si bemol koyduk. Şuna koyduk. Bütün piyano o enstrüman olmuştu. Yani bunu da jestoluyla kullanmıştık. Onun için jestolu öyle çok şey gibi başlıyor. Like a fairy tale öyle başlıyor. Ve en önemli enstrüman ritmi veren yer fıstığı. Yer fıstığı kullandık. Bunu da her akşam Fuat amca aşağı getirirdi çünkü onun sezonuydu. O yer fıstığıyla biz de yerken, Jakob Lucas, producerim benim ve arkadaşım onunla yaptım bu albümü. Yer fıstığı yaparken bu ses çıktı. Ve bunu biz kayda aldık, 100 tane kullandık en iyi ses almak için. Bu yer fıstığıyla ritmi yaptık. Yani bütün enstrümanı kombine edip yeniden bir dinleteyim. O zaman duyabilirsiniz. Kaşık. Anlatım gibi film olarak yapmak istedik. Kendimi daha çok challenge yapmak istedim. Challenge zorlama. Teşekkür ederim. Yaparken dedim ki okey, farklı ritimlerde de yapalım. Biraz daha Türkçe ağırlık oldu bu albüm. Ve Fuat amca yine aşağı gelmişti 7-8 ile. Onu demo olarak da yaptık. Ya önce dinleteyim. Bu taşlar. 5 taş. Onu oynadık, onu kayda aldık, ritim yaptık onlarda. Teşekkür ederim. Bu sefer Türkçe albüm yapacağım için de Türkçe derslere gittim. Çünkü dedim ki bu sefer okey, belki konuşurken belki aksanım var. Ama şarkı söylerken çok azaltmak istedim onu. Yani her sözü, her kelimeyi, her harfle biz ders aldık. Ve opera dersine gittim. Gördüğünüz gibi albüm çok klasik opera dersler var. O çok inanılmaz çok farklıydı. Çünkü normal şan derslerle la 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 la. Opera derslerle böyle başlıyorsun. Yani acayip bir şeydi. O dersleri alınca işte onu hepsini kombine edip işte bu müziği yaptık. Demo yaparken Türkçe müzik olunca hemen aklıma Türkçe söz gelmiyor. Öylesine bir şey söylüyorum. Burada bir varmış, bir yokmuş. Ondan sonra işte sözleri Bali Adası'nda ve Çin'de yazarken yazdığım arkadaşım Günzor Vesi, ya bundan devam edelim. Ve bütün masalları çevirsek. İşte ben onu demiştim. Çevirdik. Şeyden başlıyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Bu masalı sen bozdun. Eve zaman içinde bittik. Bütün masalları geçiyoruz. Kırmızı başlıklıydım. Ondan sonra elmayı Snow White zehirledin. Ondan sonra Hans and Gretel, kalbine dönen yola bıraktığım izleri. Aç kurt gibi kandırdın. Kırmızı. Bridge denilen parçada işte kalbur zaman içinde kayboldu içinde. Sonsuza dek ben mutluyum sen mutlu olma diye. Türkiye'deki menajerimiz hayır yapamazsın. Yani çok kötü bitiyorsun şarkıya falan. Bana yapacağım dedim. Ve öyle kaldı.
Ve bunu birkaç kere canlı söyledik. Ve menajerim oturuyor orada, ben de mutsuz yaşa diyor. Yüzüne bakıyorum lan diyor. Sorunuz var mı bu şarkı hakkında? No? Vay, çok iyi anlatıyormuşuz. Böyle, bu ritim Are You Ready? Are you ready? Come and get me. Come on, come on. Demoda sadece bu vardı. Dedim ki, madem albüm Türkçe olsun, tam Türkçe'ye gidelim. Ve sonunda şey kullandım, böyle düğünlerde birisi bir klavyeye oturuyor. Onu da en sonunda ben çaldım. Ya Yakup anlamadı nasıl düğün falan Türkiye'de. Ya diyorum, birisi geliyor danamadan diye. Ya yani ilk Daniel duyuyorsunuz ve en sonunda Ber giriyorum. Okay. Şarkı sözlerini yazarken belli bir motifin aklında belli bir konu, bir şey oluyor mu? Yani konu, hani albümün konusunu belirliyorsun, onun üzerinden çalışıyorsun. Mesela aşk ya da işte. Evet, evet. Şu ana kadar müzik hayatımda yani klasik parçalar, full orkestralar için yazdım. Zor şey yaptım, caz şeyler yaptım. Ama hayatımda en zor kariyerimde yani Türkçe söz yazmaktı. Her yazdığımda ağlıyordum. Yani şeyden, emotions'dan değil, sinirimden. Çünkü yazdığım kişilerle bazen onlar da frustrated oluyordu benden. Çünkü ben istiyorum ama olmuyor. Türkçe'de öyle bir kelime yok. O prosese girmek bile istemedim ama bitmesi lazım. Ay şimdi de geri düşünce sinirleniyorum çünkü çok kötü bir şeydi. Normalinde öbür albümlerinde kendi hayatımı hiç enteresan bulmuyordum. Ama bu sefer dedim ki ben herhalde öyle şeyler artık yaşıyorum ki başkalar da yaşıyor. Arkadaşlarım, Türkiye'den de arkadaşlarımla anlıyorum, Hollanda'dan da. Konu mesela sana ne? Oradan biliyordum ne istediğimi, artık bıktım yani. Türkiye'de çok öyle oluyor ama sadece kilo ve evlenme şey değil, bazen okul. Herkes sor, okul nasıl gidiyor? İşte baskı, işte iyi kariyer yap, iyi şey yap, düzgün ol, şey yap. Ve Hollanda'da bunu da yaşıyorum. Çok herkes internet üzerinden bir şey düşünüyor ve yazıyor. Empati yapmadan. Onun için sana ne yazdım? Ve ilk önce işte arkadaşım Günzo dedi, ya benden onu boş ver, o tam kızların şey yap. Onun sonra beraber yazarken dedi ki, aa, bana da bunlar oldu, bana şöyle oldu, bana böyle oldu. Yani o mesajdan da girdik. Bazen buradan, yani sahne buradan, ama bazen de kalbinden de yazıyorsun. Şimdiki çalacağım şarkı mesela, ismi çok uzun, Black Sun, ama sonradan siyah oldu. Ve o şarkıyı şeyden yazdım, ölüm hakkından. Çünkü herkes bir gün gidecek. Diyelim ki bir saat önden önce neler düşünüyorsun acaba diye onları merak ettim. Üzgün müsün, kızgın mısın, kime kızgınsın, kendine kızgın olabilir misin? En zor şey bence pişman. Şeylerden pişman olur musun diye. Yapmadığın şeylerden, yaptığın şeylerden, seçtiğin hayatın yolundan. Onun için sana ne de oradan bir bağlantı var zaten. Bu şarkı en iyi albüm, yani ilk baştan düşündüğüm, gözlerimi kapattığımda en iyi, it describes the best way how I wanted to make the record. So bu gerçekten kalpten de yazılmıştı ve Endonezya'da bir palma ağacının altında. Yeni single'ımız da bu olacak. Mesela Bali'de, Çin'de, farklı yerlerde çekim falan yaptın. Bu müziğini nasıl etkiledi? Bali'ye niye gittiğim için? Çünkü biliyordum bana çok sabır gerek vardı sözler için. Çok şey var, pirinç tavlaları. Pilav tavlaları. Orada bir küçük bir ev kiraladık ve orada oturduk. Doğa içinde, relax. Yazalım. Onun için oraya seçmiştik. İşte Datça biliyorduk şey için. Orada da assignmentlar falan. Ondan sonra biz Çetibeli'ye döndük. Orada bir ev kiraladık. Şimdi geri düşündüğümde hep dağların içindeydi. Çünkü bir sakin. Çünkü evde yapsaydık, ama bulaşık, ama çamaşır, ama kedim. Yani annem arıyor. Gel bu akşam mercimek çorba yaptım mesela. Yani sakin sakin tamamen başka bir yerde yazıp onun için öyle seçmiştik. Türkçe bile zor şeyler var içinde. Kalem kırmak mesela bayağı spesifik bir deyimdir ve vardı içinde yani bayağı. Evet. Tebrik ederim. Son şarkıya o zaman devam edeyim. Bazen bir şarkı sen sorduğun gibi nereden falan çıkıyor diyor. Bazen bilmediğin yani bu Black Sun siyah müziği mesela aklımda vardı bir yerde. Ama bir kere uyuyordum ben ve uyuduğumda rüyamda Roma'daydım. Bir scooter motorun üstünde. Eski bir kırmızı Vespa. Gerçekten öyle rüya
Öyle görmüştüm ve bir piyazada hep dönüyordum. Film gibiydi. Ve orada müzik, arka tarafta müzik vardı. Kalkmışım akşama, evimde de stüdyo var. Evde stüdyoya kaydı yaptım. Müziği her şeyini yaptım, uyudum. İkinci gün yaptığımı unutmuştum. Ve oturdum Black Sun'ı yapmak için, siyaha. Bazı şarkılar böyle 3 gün içinde yapılıyor, bazı şarkılar yarım sene sonra, yani onun için 3 sene çalıştık. Kalktım, bilgisayarı açtım ve bütün o stüdyoda her şey açık kalmıştı, o programlar. Play'e bastım ve o şarkı çıkmıştı. Ondan sonra stüdyoya giderken producer dedi ki hiçbir şey değiştirmeliyim. Sadece o yaptığın bazı enstrümanlar, ut mesela, tabii ki canlı ut yapalım. Çünkü bilgisayardan çok pop olur. Bazı poplar hiç gerçek enstrüman kullanmıyorlar. Onu gerçek canlı yapalım. Üstüne söz yazdık ve bu şarkı oldu. Bunu da ben çok title'ını beğeniyorum. Vuslat. O kelimeyi de yeni öğrendim. Yeah. Vuslat. Oh, ne demek? Bilmiyorsun kız, anlatayım sana. Ben biliyorum. Vuslat şey demek. İki tane aşık eskiden birilerini bulduğu anda, değil mi? İyi diyorum. O an, o şey, buluşma şeyi vuslat. Üçüncü, bayağı çok araştırma yaptım. Türkiye'de hangi kelime enteresan, hangi kelime o vuslat mesela, hiç başka ülkede o kelime yok. Sadece Türkiye'de var mesela. Bayağı araştırma, ön araştırma yaptım. Bitti. Thank you. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok zahmet ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir kere konserde beklerim. Teşekkür ederim.